yanınıza. Paralanı kapatıyoruz. Gamze için Yunus Emre'yi. Efendim? Paravan bozuldu. Hayda. Hep de bana denk geliyor. Gerçek, daha verdi mi sana? Evet, bir kez daha olmuştu. Hatta görmüştüm arkada. Bakayım. Orada göremezsin şu an. Arkana dönmeyi biraz rica edeceğiz Gamzeciğim. Tabii, olur. Sana zahmet. Olur. Paravanı siz kendiniz yapacaksınız. Manuel sistem. Yunus geliyor efendim alkışlarla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Zuhal Hanım, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Nereden geliyorsun? Ordu'dan geliyorum. Ordu'ya selamlar, sevgiler. Yunus, sen de birazcık sırtını dönebilirsen seviniriz. Tabii ki. Kusura bakmayın, paralarını tutmadı. Bir acayip oldu. Evet, tuhaf değil mi? Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ordu'dan geliyorsun. Evet. Ailenle birlikte mi yaşıyorsun? Normalde ailemle birlikte yaşıyorum ama hani onlar Ordu'da olduğu için biz burada yaşıyoruz. Ha, sen İstanbul'da yaşıyorsun. Evet, neresinde? Bahçelievler. Bahçelievler'de. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Ne iş yapıyorsun? Satış danışmanıyım özel bir sektörde. Ha, ne güzel. Biraz kendinden bahseder misin bana? Yunus nasıl biridir? Neler yapar karakter olarak mesela? Tabii. 20 yaşındayım. Lise mezunuyum. Satış danışmanlığı yapıyorum. Hani liseyi bitirdim. Güler yüzlüyüm. Hani sempatiyim. dürüst biriyim. Hani yalan konuşmayı hiç sevmiyorum. Yalan konuşulmasına da hiçbir zaman tahammül etmiyorum. Mesela en tahammül edemediğin şey yalan mıdır? Tabii ki. Öyle mi diyelim? Hani bana bir karşı yalan konuşulmasını, yalan konuşulduğu zaman hani arkamdan oynanıldığı zaman hani nefret ederim ondan. Hani hiç sevmediğim huylardan bir tanesidir. Her zaman dürüst olmuşumdur mesela. Hiç hayatında yalan söylemedin mi? Hani yalan söyledim, hani o kadar büyük bir yalan söylemedim. Hani öyle şakasına, küçük yalanlar. Hani herkes söylemiştir. Hani sadece ben değil yani. İyi, güzel. Peki boş zamanlarında neler yapıyorsun? Boş zamanlarımda ne yapıyorum? Alışveriş yapmayı seviyorum, geziyorum. Bu kadar mı? Müzik söylemeyi seviyorum, şarkı söylemeyi seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorsun. Evet. Nasıl, ne tür şarkılar? Normal Türk halk müzik tarzından, onlar seviyorum yani. Peki hiç aşık oldun mu? Aşık küçükken olmuştum. Ne kadar küçükken? Ne kadar küçükken? 15-14 yaşlarında falan. Çocukluk aşkı. Yani. Öyle ciddi bir beraberliğin olmadı. Tabii. Evlilik düşünmek. Ergenlik aşkıydı. Evet. Peki evde nasıl birisin? Evde nasıl biriyim? Derdi toplumu dağınık. İyiyim. Hani her zaman temizliğe önem veririm. Hani odam falan her zaman topludur zaten. Hani en ufak bir, en küçük bir leke falan gördüğümde hani her zaman ortalığı toparlarım. Hani evi temizlerim. Sadece cam silmeyi sevmiyorum, o kadar yani. Onu ben de yapamıyorum. Peki yemek yapmayı biliyor musun? Yemek yapmayı biraz biliyorum yani. Güzel. Duygusal mısın? Duygusal mıyım? Biraz duygusalım. Hani ne seni duygulandırır mesela? Böyle en duygulu olduğun bir gününü anlatsana bana. Çok merak ettim. En duygulu olduğum bir Hiç ağladın mı? Çok. Çok ağladım. Evet. Ha, mesela böyle neye duygulandın? Neye duygulandım? Özelse anlatabilirsin. Yok, özel değil. Özel değil. Hani biraz şeye kaçıyor ama neyse, önemli değil, sıkıntı yok. Hani şimdi liseler arası Türk halk müziği vardı okullar arasında. Bir ritim kaçırdığım yüzümden hani üçüncü olmuştum. Birinci olmayı çok istemiştim. Hani orada çok ağlamıştım. Çok üzülmüştüm daha doğrusu. Ondan sonra bunlar gerçi bunlar basit şeyler. Hani unutamadığım şeyler tabii ki de. Ondan sonra Bir kere de sınıfta kalmıştım, ona üzülmüştüm, o kadar. Peki, sohbetinize bir süre ara vereceğiz. Tamam. Paravan değil, siz döneceksiniz birbirinize. Ama tamam. Ondan evvel bir hediye geliyor ki stüdyoya. Allah Allah! Kime geliyor bu hediye? Balonlarla süslenmiş kocaman bir kutu.
Ne geliyor böyle Ercan? Ne geliyor böyle? Sürpriz hediye. Ercan der ki sürpriz bir hediye, sürpriz bir kişiye. Kime? Loca heyecanlı. Locada kıpırdanmalar var. Herkes birbirine bakıyor. Efendim? Şimdi vermesek mi acaba? Şimdi vermesek. Şimdi vermesek, daha sonra versek. Evet, daha ne zaman? Daha çok sürpriz olsa. Mesela ne zaman? Beklesen. Evet, biraz daha merak edin. Katılıyorum Ercan'a. Vermeyelim şimdi. Birazcık ben daha ben dursun. Gidiyorum. Sen geri gideceksin. Burada bırakmıyor musun? Bırakmıyorum. Tamam. Al sen. Al, bir şey olur, bir şey olur. Emanettir sonuçta. Hediye gösterdik. Hediyemiz bu. Sürpriz birine gidecek bu hediye. Birazdan, az sonra. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Acaba ne var içinde? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz var bugün. Gülten Hanımcığım. Evet. Yorum yapmak isteyen var mı? Yunus ve Gamze için. Paravan yok ki, paravan çıktıktan sonra diyor. Gamze Hanım, biraz da siz kendinizden bahseder misiniz? Onu bile ara yapsın. Biz yorum alalım. Demir abi. Gamze yine hayır diyecek. O klasik, artık alıştık. Ama gerçekten hayır demesinin nedenini açıklasın bize. Ne çünkü duymak her gelen istiyorsun hayır ki Demir abi? Sen tanımak ne için duymak bir fırsat istiyorsun? Vermiyor. Birkan çok heyecanlandı. Niyeyse. Birkan'ı mikrofonu açalım. Zuhal abla Gamze'ye yorum yapıyor ya. Evet. Beyefendi kendisi. Sen niye herkese hayır diyorsun? Beyefendi kendisi. Evet. Demir, sen niye hayır ne diyorsun? Oldu, hayır. Hayır, ben sizi yaşlı görmediğimden dolayı. Şimdi öyle mi oldunuz? Diyorum. Bir dakika, oldu? Şimdi öyle mi olduk da hadi neyse. Niye mesafe girdi aranızda? Ben burada bütün taliplerime neredeyse şans veriyorum. Şans veriyor bütün taliplerine. Neredeyse biz niye veriyorum? Görmedik abi ya? Sen gelmediğin sen günlere Gamze'ye denk geliyorum. Sen Gamze'ye soracağın önce sen kendine hayır, bir sor. Sen şimdi niye atladın Oz Gamze'ye? Hayır, çünkü yorum yapıyorsun bari hani. Ama hep öyle Gamze her geldiğinde böyle yapıyor. Nasıl? Sen de öyle yapıyorsun abi. Sen niye olumsuz diyorsun? Sen de açıkla bize o zaman. Niye Demir abinin çok gitti çaya? Vallahi gitti. Gamze de gitti Zuhal abla. Ben bir defa gittim. Hayır, Gamze bir kere gitti Gamze. Gamze belki bir kere zor gitti. Bir kere. Tam arada erkeği bulamamıştır belki Demir abi. Sana da hayır diyecek Yunus. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun diyelim. Çiftimizi birbirine döndürelim efendim. Böyle bir karşılaştırma olacak. Evet, buyurun. Ele olsa hiç ayrılmazsak, dünyada en çok seven ikimiz olsak, sevgiye tutsam öylece kalsam, aşkın en derin uykusundan hiç uyanmasam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrardan nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne oldu Mehmet? Mehmet bir şey söyleyecek. Çok affedersiniz. Efendim Mehmetciğim? Abla, Gürkan abinin eniştesi Veşli ve hastaymış. Benden bir şiir istemiş özellikle. Kim? Kimin? Geçmiş olsun. Gürkan. Gürkan abinin mi? Yo, değil. Gürkan abi o ben. Kim? Kiminmiş Mehmet? Gökay. Gökay abla, Gökay. Bizim Gökay mı? Evet. Aa, geçmiş olsun diyelim, acil şifalar. Bir şiir istemiş. Şiir istemiş. Müsaadeniz varsa söyleyeyim. Tabii tabii tabii. Ne güzel olur. Madem istemiş. Yollarda bulurum seni. Takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalinle. Yine de yaşarım seni. Tanıdık geliyor bu şiir. Yalnız kalırım sanma. Mutsuz olurum sanma. Yaşarım doya doya. Yaşarım ben seni. Bulurum seni. Yollarda bulurum seni. Takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalinle. Yine de yaşarım seni. Teşekkür ederiz. Sağ ol Mehmet. Gaza geldim senin yüzünden. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle. Pazar günü yokuz burada abla. Niye? Biz hep geliyoruz. Sen yok musun? Yok.
Babalar günü pazar günü. Tamam, ben de onu söyleyecektim zaten. Tamam, ben de aynı şey diyorum. Tüm babalar gününün babalar gününü kutluyorum. Babaların... Biz de kutlayacaktık, sağ ol, önce davrandın. Bütün babaların babalar gününü şimdiden kutluyoruz efendim. Abla paravan yeni çalıştı. Efendim? Ben de bir şiir okumak istiyorum. Aha, eyvah. Alttan müziği alabilir miyim? Allah'a sağlık. Yosun denize saklanır. Deniz mavide. Mavi gözlerinde. Sen unutmaktın kötü. Yağmur bulunca saklanır. Bulunma yanında. Beyaz seninle. Sen unutmak mümkün mü? Buğday. Buğday başakta saklanır. Neden ömrüm her gün yasta? Seni saklanır. Devam et. Bu şiiri Mehmet okuyamadı, o yüzden ben okuyorum. Heyecan yaptı, Yaşari'ye okuyamadı. Son kıtayı bir daha okumak istiyorum. Buğday başakta saklıdır. Başak sarıda. Sarı saçlarında. Seni unutmak mümkün mü Yaşari'ye? İki yıldır ilk kez böyle görüyorum Ümit'i. Harikaydı Ümit. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de kendimi Aa, paravan bile harekete geçti. Düşünün artık, paravan oldu. Paravan oldu. Mehmet ne yaptın bize Mehmet? Siz baştan alın. Bakın. Evet, tekrar ilk defa yani karşılaşmış gibi. Ay Allah'ım. Tekrardan hoş geldin. Tekrardan hoş bulduk. Evet. Artık karar vereyim mi? Tabii tabii. Hani beni tanımanızı isterdim daha doğrusu. Hani size bu mutluluğu yaşatabileceğimi eminim yani. Hani en azından bir şans vermenizi isterdim. Hadi alalım kararını Gamzeciğim. Ben teşekkür edeceğim geldiği için ama maalesef karar vermedim. Peki. Gamze tekrar yerine geçiyor. Yunus Emre. Teşekkür ederim. Dilersen sen de devam edebilirsin. Olur abla, şimdilik vedalaşıyoruz. Güle güle. Sevme, sevme. O kadar bağırınca evet, ses gitti.